Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar. Şekil fikirlere hoş geldiniz. Nasıl olmuş arkadaşlar? Kızımızın kombini askılı tulum üzerine, yani pantolon diyelim aslında, üzerine şapkasını, ayakkabılarını ve çantasını kombin yaptım. Umarım beğenirsiniz. Siz de benimle yaparsınız. Şimdi ben ayakkabılarını ve çantasını yapacağım. Daha sonra da pantolonunu yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi masamıza geçip anlatımıma başlayalım. Evet, masama geçtim arkadaşlar. Şöyle önce çantayı göstereceğim için şöyle bir çantanın, ne diyorlar bunlara? Torba çanta mı diyorlar? Çok iyi bilmiyorum. Bakın şöyle hanımlar. Böyle içine şey koydum. Biraz dolgun dursun diye. Şöyle altı düz trabzan yaptım. İsterseniz siz sık iğne de yapabilirsiniz. Söz sorun değil. Şöyle bakın, böyle çekiyoruz. Büzüştürüyoruz burayı. Böyle çanta oluyor. Bu şekilde. Buralarına da boncuk koydum. Ayakkabılarına koyduğum için. Bakın burasına da boncuk koydum. Şimdi anlatımıma başlıyorum hanımlar. Şöyle göstereyim hanımlar. Pardon, ben şey gösterecektim size. Bakın, benim size anlatacağım fotoğraf bu. Bu fotoğraf Instagram'dan Esra Hanım gönderdi bana. Bakın ayakkabılarını. Bu çanta daha önce yaptığım için şimdi ben bunu anlatmayacağım. Şapkayı da bu trabzanla yapılmış. Ben daha önce bunu sık iğneyle yapmış, anlatmıştım. Onun linkini de bırakırım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ne, bu trabzanla da daha çabuk bitti tabii ki. Bu öyle olduğu için ben de öyle yaptım. Bu pantolonu da daha sonra anlatacağım inşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek anlatıma başlıyorum çantada. Şöyle bunu kaldırayım. Çantamızı alalım. Şimdi tamam, bunu şöyle bir çakma sık iğneyle başlıyorum. İpimi çok koydum. Biraz azalayım. Çok kolay çakma. Şöyle bir tane ipi döndürüyoruz. Bakın bu şekilde. Evet, biraz daha ipimi azaltayım. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Benim bu ipim, bu ip şöyle söyleyeyim, ne diye, lif ipi ama çok ince bir ip. Tığım da 9 numara, aynı ikisini de aynı tığla örüyorum. Bu ipim de alize, yine aynı o inceliğe denk geliyor, alize ip. Kaç tane ördüm? 2, 4, 5, 6, 7 tane yeterli. Şimdi bunu çekip sıkıştırıyorum. Hemen burada ilk çektiğim zincire batıyorum hanımlar. Kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Bu ipimi de böyle içinde yürütüp kaybedeceğim. 1, 2, 3. Şimdi bütün yaptığımız trabzanlara ikişer ikişer batacağız hanımlar. Hep çift çift batıyorum hanımlar. Evet, yani 7 tane trabzanımızı 14'e çıkaracağız. Bakın bu şekilde. Çok kolay bir model. Bir de uyduruk bir şey oldu. Ben uydurdum diyelim. Şöyle ipi yürütüyorum içinde, kaybetmek için. Evet hanımlar. Kaç tane kalmış? Daha var. Devam ediyorum. Bir sıra daha trabzan gideceğiz. Sonra kenarlarına geçeceğiz. Bu kadar kolay ve basit bir
Çanta. Evet, üçüncü sıraya geçtim hanımlar. Bu sırada da iki tane, çok artırmıyoruz burada. İki tane, bakayım iki mi üç mü? Üç tane şey örüyorum, düz örüyorum, bir tane artırıyorum. Son artırma sırası zaten. Bir, iki, üç. Bakın üç tane artırdım. Hemen dördüncüye çift batıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye çift batacağım. Evet, bakın aynı yere batıyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye çift attım. Şöyle bakın. Evet. Bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Sonra kenarlarına geçeceğiz. Sıramı tamamladım. Kaydırma yöntemiyle geçişimi yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum hanımlar. Bakın böyle bir tabanımız oldu bizim. Şöyle hemen bakın ilk şeyden ben yanlış yaptım aslında, bu tüylü iplikle bu model biraz zor olacak ama daha başladım, artık yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane bakın beline doladım dıştan, bir de yani bir tane bana doğru bir tane dışa doğru, bu şekilde sıramı devam edeceğim hanımlar. Bakın bu sefer dıştan alıyorum. Şimdi bana doğru olan taraftan alıyorum. Tekrar. Bakın beline doluyorum. Hiç atlamıyoruz. Bütün trabzanları bu şekilde bir içten bir dıştan olarak bu şekilde beline dolayarak trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı ben tamamlayıp geleceğim. Sonuna geldim. Bakın en sondakini dıştan doladım beline. Şimdi buradaki zincirime geçiş yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu sırada da hanımlar bu şu dıştan aldıklarımı içten alacağım, dışarıdan. Dışa doğru alıyorum. Önceki dışta aldıklarımı şimdi bu yüzden alıyorum. Bakın bu şekilde. Bu önceden bu taraftan almışım. Şimdi arkadan alıyorum. Tekrar bakın içtekini de dıştan alıyorum. Yani şey bana doğru alıyorum. Sonra bu taraftaki olandan dışa doğru alıyorum. Bu şekilde. Bir dahaki sırada da aynı şekilde bu kaç sıra gitmişim bakayım hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Sanırım 5 sıra gitmişim ve bitirmişim. Şimdi bakın dıştan almıştım. İçten bana doğru almıştım. Şimdi dışa doğru alıyorum. Tekrar bir içten bir dıştan alıyoruz ama aynı şekilde devam ediyor ama bu her sırada değişiyor hanımlar. Her sırada içten olanı dıştan, dıştan olanı içten alarak bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben şöyle bir iki sıra daha örüp döneceğim. Trabzanlı olan sıramı son sırama geldim. Şimdi bu sırayı yapınca bitiyor. İki sıra daha öreceğiz. Çantamız bitmiş olacak. Şöyle bakın dıştan alıyorum. Bunu da taraftan alıyorum. Şimdi sıramı tamamladım. Kaydırma yöntemine geçişimi yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz hanımlar. Şöyle bir sıra hanımlar sık iğne yaptım. Bütün yani hiç atlamadan hepsinin tepesine bütün trabzanlara sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da böyle yapacağım. En sonunda da bir pipirde ucuna yapıyoruz. Son kısmını
Çantamız bitiyor. Bu şekilde sıramı tamamlayıp döneceğim. Evet, sıramı tamamladım. Geçişimi yaptım. Bir zincir çektim. 2-3 zincir çekiyorum. Bakın aynı yere batıyorum. Geçiş yaptıktan sonra hemen 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Bir tane yapıyorum. Sık iğne. Bir tane daha yaptım. İkinci sık iğneye 2-3 zincir çektim. Sık iğnenin içine tekrardan batıyorum. Şöyle bakın. Aynı battığım yere batıyorum. Bir tane daha yaptım. Boş yapıyorum. İkinciye 1 1 2 3 aynı yere bakın. Tekrar batıyorum. Şöyle bir de oluşturuyoruz kıyısında. Bir tane daha battım. İkinciye 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar 1 2 böyle hanımlar bakın. Sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Döneceğim. Evet, sonuna geldim hanımlar. Şöyle kaydırma yöntemiyle geçişimi yapıp ipimi kırıyorum. Burada bu ipimi ben içeriye çekeceğim. Bakın şöyle hanımlar. Şimdi bunun iplerini yapacağız. O da çok kolay. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Zincirimi çekip döneyim. Şöyle eşit boylarda iki tane zincir çektim hanımlar. Şimdi bunu böyle tutuyoruz. Tam böyle ortalıyoruz. Ve içinden şey geçiriyoruz. Bakın şu en son yaptığım örnek yaptığım yerden geçiriyorum. Şöyle ara ara. Şekilde ortaya gelene dek geçireceğim. Bir tane daha yaptım. Yetiyor sanırım. Bu kenar için. Bakın bu şekilde geçirdim. Şimdi diğerini de diğer tarafa geçireceğim. Bu zincirimi taktım tığımı. Buradan çekiyorum. Ya iğneyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur ama şimdi uğraşmadım. Şöyle yapıyorum. Bunu büyük çantada yapabilirsiniz kendinize göre. Bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi bu boncuklarımı takacağım uçlarına. Boncuklarımda şöyle boncuklarım var benim. Bunları kullanıyorum böyle şeylerde. Birazcık dökeyim. İki tane beyazdan ya da krem beyaz. Şöyle iki tane aldım. Şöyle ikisini tutuyorum birlikte. Bu tığımla geçerim. Bilmem. Yok bununla geçmiyor. Ben diğer tığımı alayım. Daha ucu ince bir tığ aldım. Oya yaptığım tığ diyelim. Dantel oya. Onunla bakın ikisini bir de taktım. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi buna daha büyük boncuk daha güzel olurdu aslında da ben ayakkabılarına bunları koyduğum için buna da aynı şekilde koymak istedim. Şimdi bakın düğüm yaptım. Burada düğümü getiriyorum. Tam boncuğun üzerine. Ondan sonra sıkıştıracağım. Bir tane daha yapayım. Şöyle. Evet, bakın bu şekilde buradan artık çıkmayacaktır. Bu ipimi buradan keseceğim. Aynı şekilde buraya da geçireceğim.
Hemen takıyorum tığıma. Bu ipin bir tarafını biraz az koymuşum. İnşallah düğüm yaparken sıkıntı olmaz. Çıkmadı ya. Takıldı sanki. Evet. Şimdi buraya bir tekrar düğüm yapacağım. İpin ucu az olduğu için biraz zor olacak. Tekrar bağlıyorum. İki düğüm olduğu zaman çıkmayacaktır. Tek düğümde belki çıkabilir. İyi olmadı. Bir daha yapacağım. Evet, bu şekilde var. Şimdi şu ipimi bir içeri çekeyim. Kötü görünüyor burada. En son ipim. Evet, hanımlar bakın. Çok şirin oldu, değil mi? Ha. Bu daha güzel oldu diğerinden sanki. Şöyle sıkıştırıyoruz. Torba çantamız hazır. İçine şey koydum. Bunun da şişenin kapağını koydum. Altı düzgün dursun diye ama. Şöyle. Çok şirin oldu. Evet. Bu da böyle oldu. Şimdi ayakkabılarımızı yapalım. Bakın şöyle ayakkabılarımız var. Çok kolay bunlar da. Hemen şöyle bir zincir çekeceğim. Ay, yanlış tıralamışım. Bir. Aslında bu ayakkabıları başka bölümde çekeyim ben. Fikrimi değiştirdim. Çünkü 10 dakika olmuş, yeterli bu kadar. Beni buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Ayakkabıları çekiminde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.